Biz şu an Büyük Ayı takım yıldızında bulunan Alhormizar görsel çift yıldızına bakıyoruz. Bu Alhormizar çift yıldızı aslında eski zamanlarda insanların gözlerinin ne kadar keskin olduğu, ne kadar iyi veya bozuk olduğu üzerine yapılan eski zamanlardaki göz testine dayanan bir görsel çiftten bahsediyoruz. Aynı zamanda da çift, teleskoptan baktığımızda sadece görsel çift değil de normal bir çift yıldız olduğunu da rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında biz kutup yıldızını nasıl buluruz? Evet, gökyüzündeki en parlak yıldız değil ama gökyüzündeki en parlak yıldız değilse nasıl keşfederiz veya nasıl buluruz? Biz Büyük Ayı takım yıldızında bulunan en parlak görsel 7 tane parlak yıldızından cezve dediğimiz yıldızlardan referans alırız. En başındaki Merak ve Dubbe yıldızlarının arasındaki mesafeyi bir birim kabul ettiğimizde onun sağına doğru düz bir şekilde 5 birim ilerlediğimizde aslında biz kutup yıldızına doğru gelmiş oluruz. Yani Polaris yıldızı dediğimiz küçük ayı takımı yıldızın kuyruğunda bulunan Polaris yıldızı bizim kutup yıldızımız olduğunu görmüş oluruz. Şu an 5. istasyondayız ve mercekli teleskobumuz var 15 santimlik. Mercekli teleskop aynalı teleskoplardan biraz farklı. Gelen ışığı direkt odakladığı için daha net bir görüntü elde edebiliyoruz. Ama ışığın yolunu uzatmak için de tüp boyunun biraz daha uzun olması gerekiyor. Aynalı teleskoplar kısa olurken mercekli teleskobun göründüğü gibi biraz daha uzun olması gerekiyor. Bu da belli avantajlar ve dezavantajlar doğuruyor bize. Misafirlerimize Satürn'ü gösteriyoruz. Halkalarıyla birlikte çok net bir şekilde gösteriyoruz. Ay'a, M81'e, Albireo çift yıldızına ve Satürn'e baktık. Ve ilerleyen saatlerde değişik cisimlere bakacağız.